Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle ne konuşacağız? Bugün aslında bir önceki videonun devamı niteliğinde bir kapışma yapacağız Gözde Hanım'la. Bugünkü ülkelerimiz Malta ve Dubai. Malta, Dubai konuşuyoruz. Evet, Malta ve Dubai. Ben öyle düşünüyorum. Tamam, öyle yapalım. Uygundur. Uygun mudur dış sesinin için? Ama bu sefer biliyorsunuz önceki videoya hazır gelmiştik. Birimiz Avustralya, birimiz İrlanda şeklinde. Ama bugün bir kura ile belirleyeceğiz hangi ülke olacağımızı. Burada bize dış ses yardımcı olacak. Hemen. Ben söyleyeyim mi? Dubai. Malta'yım ben de otomatikman. Haliyle. Evet, ben Malta'yım, Gözde Hanım Dubai. Bence iyi oldu. Geçmiş olsun Mehmet Bey, kaybettiniz. Hadi bakalım, göreceğiz. Peki, şimdi buyurunuz Mehmet Bey, önden küçükler. Başlayalım mı? Tamam. Gençlerim. O zaman başlıyoruz. Buyurun. Şimdi Gözde Hanım. Efendim. Malta'yı ben çok severim. Sevdiğimiz güzel bir ülke. Siz seviyorsanız biz de seviyoruz. En önemli özelliklerinden birisi de şu. Malta'ya vize almak çok kolay. Biliyorsunuz Malta bir Schengen bölgesi ülkesi ve bu ülkeler arasında, yani Avrupa Birliği ülkeleri arasında en kolay vizeyi elde edebileceğimiz yer Malta diyebiliriz. Sevgili Mehmet Bey, tamamen katılıyorum. Mehmet Bey çok doğru söylüyor. Vize gerçekten çok kolay. Ama biliyorsunuz kolay ve zor kavramı yine de bir acabamı oluşturuyor. Dubai'de böyle bir derdiniz yok. Yani vize banko, cepte. Parayı basıyorsunuz ve vizeyi alıyorsunuz. Mehmet Bey diyorum. Peki, ne diyorsunuz? Hemen cevabım hazır. Buyurunuz. Buyurun siz. Buyurun buyurun. Tamam, ben söylüyorum o zaman. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Malta'ya alacağınız Schengen vizesiyle Fransa, İspanya, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika gibi Benelux ülkeleri. Bu saydığımız tüm ülkeleri ziyaret etme fırsatı var. Hepsine giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Hem de sadece bir vizeyle. Dedi Mehmet Bey. Evet, evet. Yine doğru söyledi. Katılıyorum. Hani İsviçre'ye gidip kayak yapabilirsiniz. İspanya'ya gidip Ibiza'da sahile gidebilirsiniz. Evet, bunlar çok güzel. Ülke, farklı ülkeler, farklı kültürler görürsünüz. Fakat Mehmet Bey, Biliyoruz ki Dubai genel konsepte hani bütün her şeyi içinde barındıran bir yer. İsviçre'ye gerek yok kayak yapmak için gitmeye. Yani yazın ortasında dahi gidip kayağınızı yapabileceğiniz olanaklara sahip. Ya da atıyorum İspanya, Ibiza'ya gitmenize gerek yok. Zaten Palmiye Adaları'nın oraya ya da kendi beachlerine, Jumeirah beachlerine giderek yine dünyanın en güzel beachlerinde yüzebiliyorsunuz. Evet, tabii ki bir ülke görmek ne önemli beachleri? Ama Jumeirah. Helal biç ya, değil mi onlar? Helal biç. Girmeden önce evet, kesinlikle helal biç oluyor. Şaka bir yana hakikaten şey, yani ne yapmak istiyorsanız her birini yapabiliyorsunuz. Tabii ki ülkeleri görmek güzel. Avrupa'yı gezmeyi seviyoruz. Dediğimiz gibi o tadı hiçbir yer, hani sanal ya şey, sanal pist demişim, yapay pistler bunu vermiyor ama yine de açıkçası farklı bir ülke olmasa dahi bütün ülkelerin birleşimini evet, görüyorsunuz. Evet, doğru. Bunda hatta şunu söyleriz biz şimdi. İşte Amerika'ya gidenler özlemiştir. Wendy's vardır hani buralardaki McDonald's. Oradaki Wendy's Amerika'nın fast food'u. Gol geliyor Mehmet Bey. Gol olur. Dubai öyle metropol bir yer olduğu için ve çok farklı kültürlerden insanları içine aldığı için gidersiniz önce Wendy's'te yemeğinizi yer, öyle vizeyle falan uğraşmadan karşı dükkana geçip Costa'dan kahvenizi içebilirsiniz diyorum. Ve isterseniz yeni soruma... Ben sanırım Dubai'ye gideceğim şu anda. Gerçekten çok ikna oldum. Ama güzel. Şimdi arkadaşlar, evet, size katılıyorum Gözde Hanım kesinlikle. Bunların hepsi çok büyük artılar ama Malta'da da arkadaşlar, bilmiyorum belki yanlış da olabilir, düzeltebilirsiniz ama Avrupa'nın en eski ya da en eski başkentlerinden birisi olan Valletta'yı görme fırsatı yakalarsınız. Bir ülke düşünün, UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Öyle bir tarih var her tarafta, öyle bir kültür var. Yani aslında gerçekten içinde Avrupa kültürünü barındıran bir, yani gerçek Avrupa kültürünü barındıran bir ülke diyebiliriz. Hani kıyasla, diğer Avrupa ülkelerini kıyasladığımızda gerçekten bunu görürsünüz. Aynı zamanda Malta eski İngiliz sömürgesi olduğu için bu İngiliz yapılarını da görme şansınız çok fazladır. Akdeniz insanının sıcakkanlılığı ve yemekler, örneğin yemek konusunda evet Wendy's belki yok Malta'da. Belki Maltalılar hamburger yemiyorlar ama onların da hiçbir yerde bulamayacağınız lezzetteki İtalyan pizzaları, raviolileri, efendime söyleyeyim risottolar, MasterChef izleyiz de bu hale geldik artık. Bunları bulabilirsiniz. Gerçekten Türk mutfağına yakın, Akdeniz lezzetleri açısından ve dediğim gibi o kültür açısından
İnanılmaz bir yer Malta'da. Ben de şunu sormak istiyorum Mehmet Bey. Mesela Dubai'ye giden öğrencimiz şunu yapıyor. Şimdi birçok dediğimiz gibi hani İngiltere'den de eski kalıntılar olduğu için birçok İngiltere Üniversitesi'nin Dubai kampüsü var. Ve bu kampüslerde örnek veriyorum Middlesex University gibi böyle İngiltere'nin en iyi üniversiteleri kalkıp Dubai'ye geliyor ve kampüs açıyor. Atıyorum fiyatları tamamen farazi veriyorum. İngiltere'de işte 20 bin pound eğitim alırken aynı okulun aynı diplomasıyla Dubai'de eğitim alıyorlar ve dolara eğitim alıyorlar. 20 bin pound'a değil de işte 10 bin dolara alıyorlar. Hem kur farkı var hem burslu gidiyor öğrenciler. Ama ne oluyor? En sonunda bir İngiliz üniversitesinden mezun olmuş gibi oluyor. Ve kabulü basit ve vizesi dediğim gibi zaten cepte ki Türk öğrenciler çok karizmatik oluyor orada. O yüzden çok tercih ediyorlar. Güzel bir eğitim. Kıvanç tatlı tuz sağ olsun dizileri pazarlaya pazarlaya. Aynı mesela teklif ediyor diyebilirim. Evet, çarpılmayalım ama. Şey diyorum, bir sonraki challenge burada ezel izleniyor. Malta'da ezel. Şaka bir yana İngiltere'deki üniversitelerde yüksek lisans yapabiliyorlarken Malta'da ne yapıyorlar diye merak ediyorum. Şimdi Malta'da ne yapıyorlar? Buna bir cevabım yok diye düşündünüz belki. Ben belki öyle düşündüm. Düşündünüz ki küçücük ada ne olabilir? Ama bu ada dünyada şöyle anlatayım size. Dünyada demeyelim de Avrupa kıtasında dil okulu kültürünün en yoğun olduğu ülkelerden birisi. Hatta belki de en yoğun olduğu ülke Avrupa Birliği içerisinde. Çünkü Malta ekonomisinin turizmden sonra en fazla gelir elde ettiği nokta eğitim arkadaşlar. Yani zaten ülke tam bir eğitim cenneti, eğitim noktası. Aynı evet Dubai'de gerçekten çok büyük fırsat. Hani hiçbir şekilde rakip olabiliriz burada ama kabul ediyorum. Amerika, İngiltere üniversiteleri mevcut ama Malta'da da yine aynı şekilde gidip dil eğitiminizi tamamladıktan sonra tamamlayabileceğiniz lisans, onun dışında yüksek lisans imkanları bulunuyor. Hatta işte London School of Commerce vardır, bilmiyorum bu işle alakalı olanlar bilirler. Malta'da da şubesi vardır. Adı güzel, London, güzel Londra hani. Yemeyeyim, evet çok güzel. Hani dediğim gibi aslında aynı fırsatları Malta'da da yakalayabilirsiniz. Şimdi ben de şuradan geleyim diyorum. Aynı zamanda Malta'ya gittiğinizde eğitim amacıyla çalışma izniniz de oluyor arkadaşlar. Avrupa Birliği'nde çalışabiliyorsunuz. Bunun için ufak bir pürüzümüz var yalnız. O da 12 haftayı tamamladıktan sonra çalışabilirsiniz diyorlar. Tabii bunu off record söylüyor. İlk 12 haftada da belki birazcık elden maaşla falan çalışılabilir yani. Benden duymadınız bunu. Ben on the record bir şekilde söylüyorum. O diyor ki 3. aydan sonra çalışma izni var ama off the record olarak ilk başta kaçak çalışırsınız. Ben de diyorum ki niye kasıyorsunuz arkadaşlar? Dubai'de 1. günden itibaren çalışıyorsunuz. Yani bilemedim niye bana bunda geldiniz ama. Bilmiyorum ya günden, gaza geldim ya ben. İlk günden itibaren çalışma izniniz var. Hatta ne var biliyor musunuz? Büyütüyorum. Soru olarak da geri yolluyorum Mehmet Bey'e. Diyorum ki Dubai'ye de gittiniz. 12 haftalık bir programa gittiğiniz zaman ilk günden itibaren çalışma izni var. Hatta girdiniz orada bir Türk şirketine, malum Türkler karizmatik kıvançlar tuttu orada hepsi zaten. İşe böyle girdiniz. Hayal ediliyorlar yani. İşe girdiniz ve dedi ki oradaki işte Abdüleh arkadaşımız, Kıvanç sen bize çalışacaksın. Eğitimimiz bittiği halde parayı basıyor işveren ve onunla çalışabiliyorsunuz. Yaşam kurabiliyorsunuz orada. Çalışma izniniz oluyor ve devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani böyle yeni mezun arkadaşımız bir kariyer planı yapıyorsa bundan devam edebiliyorlar Dubai'de. Peki bu Malta'da nasıl? Anlattığınız her şey çok güzel. Dubai çok cezbedici kılıyor ama zannettiniz ki bunlar Malta'da yok. Hayır var. Bu Malta'da da oluyor. Söylediğim gibi 12 haftadan sonra yasal olarak çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Evet. Çalıştığınız ve gerçekten çalıştığınız kurum size ihtiyaç duyarsa sizin adınıza sponsor olup sizin orada kalmanızı sağlayabiliyor. Yani bu Malta'da da var. Aynı zamanda size bir de örnek de vereyim. Bizim Sezer Yılmaz diye bir öğrencimiz var. Kendisine ulaşabilirsiniz sosyal medya üzerinden. 2 yıldır Malta'da bu şekilde. Takip edin Sezer'i bu arada. Kendisi fenomen, YouTube falan. Aynen. Güzel böyle örnekleri olacaktır. Pekala, bunu da eşitlik kabul ediyorum. Tamam. Alayım sorumuzu, challenge'ınız nedir? Arkadaşlar Malta'nın en önemli ve en güzel özelliklerinden birisi neymiş Avrupa bu? Ülkeleri arasında en ucuz olanlardandır. Belki de en ucuzdur. Şöyle söyleyeyim, bir öğünde karnınızı gerçekten 3-5 euroya doyurabilirsiniz. Kira olarak ortalama 400-500 eurolara kira bulabilirsiniz, kiralık ev bulabilirsiniz ya da kiralık daire bulabilirsiniz, öyle söyleyeyim size. Yani gittiğinizde bir öğrenci olarak çok rahat bir şekilde geçinebileceğiniz bir ülkedir Malta ki bu çocuklar öğrenci yani ucuzluk arıyorlar. Pes demeyi çok isterdim.
aslında demem de gerekir. Adamlar altın musluk kullanıyor. Yani evet. Nasıl ucuz diyeyim. Ama şöyle bir şey var. Katılıyorum ucuz Malta. Evet, Dubai daha masraflı görünüyor. Ama malum güzel de kazanıyorlar. İyi de kazanıyorlar. Asgari ücret böyle en yüksek olan ülkelerden biri olduğu için zaten. Hani bu öğrenciyi oradayken etkilemiyor. Kazançları da yüksek gelirli olduğu için onlara koymuyor diyebilirim aslına bakarsak. Evet. Diyorum. Ve challenge'ımı söylüyorum. Dubai 365 gün böyle bildiğiniz günlük güneşlik. Yani 2 ay hafif böyle ılımansa, böyle 30 derecelerin altına indiyse, genellikle 35-40 dereceler civarında böyle yazlık, deniz, kum, güneş modunda geziyor insanlar. Tatiller, gece hayatları, deniz, 10 numara falan. Evet. Bu şekilde geziyor diye Malta'daki ada nasıl diye soruyorum. Evet. Gözde Hanım gördüğünüz gibi kendisi fail oldu arkadaşlar. Evet, tamam. Dubai Palmiye Adası vesaire biliyoruz, görüyoruz. İşte ünlüler falan gidiyor. Ama bildiğiniz üzere Malta bir ada ülkesi arkadaşlar. Bunu az önce de söylemiştim. Deniz, kum, güneş. Yani ben hep şöyle söylüyorum. Malta'da İngilizce eğitim almak baya Çeşme'de, Bodrum'da İngilizce eğitim almak gibi bir şey. Evet. Hareketli bir gece hayatı, canlı bir ortam, bir sürü öğrenci, adaptasyon kolay. O yüzden Malta'ya gittiğinizde yani kendinizi dersten sonra Akdeniz'in derin sularına bırakıp sıcak kumlarında güneşlenebilirsiniz. Evet. Bu açıdan altta kalmadım. Arkadaşlar malum Dubai ellerin ülkesi. En nihayetinde Nusret bile kalkmış. Oraya şubesini açmış. Yani var bir şey görüyor bu adam, yani biliyoruz. Ama onun dışında eğlence anlamına girecek olursak şunu söyleyebiliriz. Evet, Avrupa'da inanılmaz güzel bir gece hayatı var. Gece kulüplerine gittiğinizde falan katılıyorum. Dubai'de de şu var, aynı gece hayatı ve aynı uç noktalar var. Ya ellerin ülkesi, yani daha fazla ne diyebilirim ki, öyle söyleyeyim. Ve en güzeli ne? Bunu kesinlikle önermiyorum yaş olarak. Evde denemeyiniz ama örneğin şunu verebilirim. Belirli günlerde sırf kadınlar da o gece kulüplerine gitsin, eğlensinler diye hani wandering fee olarak veriyorlar. Ya da kimisinde böyle gece boyu ücretsiz içki olarak da verebiliyorlar. Ki hani şey olmasın, Dubai malum biraz böyle hani kültür olarak Dubai'de denemeyiniz. Kapalıymış gibi algılanıyor. Kapalı olmadığını anlamak için insanların normalleştirmek adına kadınlara özel böyle içkiler verebiliyorlar diyebilirim. Ve uç noktalarda iyi partileri var. Diyorum. Ne kadar uç mesela diyormuş. Köpük dansı. Yenişemediğimize göre özetliyorum ben durumu arkadaşlar. Malta ve Dubai genel olarak baktığımızda birbirlerine çok yakın yerler. Saat farkları bir aynı, uçuş süreleri bir aynı, kültürleri de genel olarak benzer. Her ikisini de düşünebilirsiniz. Her ikisinde de vize çok rahat. Masraf olarak da bana kalırsa yine her ikisinde de aynı. Aşağı ortalama kalın. Bir masraf düşünce 6 aylık eğitim her ikisinde de hemen hemen eş düzeylere geliyor. Yaşam masrafı Dubai'de bir tık yukarı çıkıyor, evet. Ama kazancınız da ona göre gelir oluyor. Gelir dengeli onu. Aynen, abi. Gelir dengeli. O yüzden biz ikisi arasında karar veremedik. O yüzden siz bir düşünün. Videolarımızda aşağıda linklerini göre göreceğimiz videolarda Malta için bilgilendirmemiz de mevcut, Dubai için bilgilendirmemiz de mevcut. Onları da izleyin. Siz hangisine karar verirsiniz? Bir de ona bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videomuzu like etmeyi de unutmayalım. Teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.